Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok çok sevinirim. Şimdi iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. ...88.950 kredimiz oldu abi. Çok iyi. Sürücü seviyemiz de 6'ya ulaştı. Devam edelim. Devam et. Şimdi performansa gelelim bakalım. 250 CP'miz var. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu R'yi bir kapatalım. Yol tutuşu ve frenlemeyi artırmamız gerekiyor abi bizim. Fren ekleyebiliyoruz. Yarış freni ekleyebiliyoruz abi. 600 CP'ye. Aa, içeride gözüküyor. Göremiyoruz. Hızlanmaya da etkisi oluyor bunun. Tamam, bunu ekleyelim abi. Buradan görebiliyoruz. Bu şekilde. Vay, komple disk de büyüyor ha. Harika. Ve fren balatası da bayağı büyüyor. Çok iyi. Abi debriyajı da geliştirebiliyoruz. Bize hızlanmada epey etkisi oluyor. Değiştirdim. Ödeyelim abi parasını. Ve 11 puan artıyor segment puanımız, sınıf puanımız. Tamam. Evet abi, arabama yapıştırmalar ekledim. Nasıl gösterebilirim arabamı? Şuradan araçlar kısmından aracımı göstereyim abi. Yorumlara beğenip beğenmediğinizi lütfen söyleyin. Aynen bu şekilde oldu artık arabam. Üzerinde Red Bull'un şeyi var, yapıştırmaları var. Red Bull sponsorluğunda yarışıyormuşuz gibi. Bir hava katmak istedim. Bence yakıştı. Yakışmadığını düşünüyorsanız yorumlara yazın. Yakıştığını düşünüyorsanız yine aynı şekilde görüşlerinizi iletin arkadaşlar. Mustang'e de böyle bir boya yaptım. Bence buna da yakıştı. Aracı görüntüle. Şöyle bir boya yaptım. Şurada karbon yapıştırması var galiba. Bence gayet güzel oldu. Burada da yine yani üstten bir hat halinde gidiyor bu karbon yapıştırması. Çok şık oldu bence. Okey. Şimdi yarışımıza geçelim. Evet, bir sonraki etkinliğimiz burada. Rakip zorluğu 5 turluymuş bu yarış. Hava durumu 17 derece. Güneşli ve bulutlu, yani parçalı bulutlu diyelim. Herhangi bir geliştirme yapabiliyor muyuz? 150 CP'miz var abi. Hemen bakalım. Yapabiliyorsak yapalım. Abi hava filtresi değiştirebiliyoruz. Spor bir hava filtresi ekleyebiliyorum ve hızlanmamda bana yardımcı olacak bir geliştirme. O yüzden yapacağım. Tamam. Yükseltmeleri bitir abi. Onayla. Tamam. Yarışımıza gidelim. The first four turns of the Nürburgring short circuit make up an omega shape where you may be fighting for position, just inches away from your competition. Evet, pratik performans serisinin son yarışına gireceğiz ama öncesinde bir antrenman yapmam gerekiyor tabii ki pisti tanımak için. Yapalım abi. Bu arada antrenman ve yarış toplamda çok da uzun sürmüyormuş. Yani tur sayısı arttıkça belki de uzun sürebilir ama antrenman ve yarışı aynı videoda olacak şekilde eklemeye karar verdim. Çünkü öbür türlü çok daha kısa olabilir. Duruma göre inisiyatifi alacağım. Hani antrenmanı belki çıkarabilirim bazı durumlarda eğer yarış çok uzun sürüyorsa. Bilginiz olsun, onu paylaşmak istedim. Şimdi antrenmana başlayalım abi, bir görelim bakalım pistte. Evet, küçük bir grafik ayarları yapmam gerekti. Aslında Nvidia uygulamasını kullanarak optimizasyon yapmıştım ama neden optimize etmedi bilmiyorum.
VRAM'i bayağı fazla kullandığı için oyun hata verdi, uyarı verdi daha doğrusu. Neyse şu an sıkıntı yok. Biraz ayarları düşürdüm. Ama oyun yani görüntü kalitesinden de ödün vermiyor gayet. Güzel bir görüntü kalitesi hala var, mevcut. Ben bir fark göremiyorum bir önceki seferden. Yani şeydeki ön camdaki yansıma bile gayet gerçekçi. Bu biraz sertmiş. Bu arada direksiyon seti de almayı planladım. Yani düşündüm. ileride direksiyon setiyle de oynamak istiyorum bu oyunu. Yakın zamanda değil ama ileriki zamanlarda alacağım. Bu oyun bayağı uzun süreceği için gerekirse direksiyon setiyle de farklı videolar çekebilirim. Zaten Horizon serisini de oynayacağım. Lan nasıl bir yolmuş burası? Ceza yok, tamam. Horizon serisini de oynayacağım için bol bol kullanma fırsatım olacak. Zaten bir sürü farklı yarış arabası oyunu da var. İlla ki seti kullanarak bir tanesini oynarım. Gerekirse Euro Truck bile oynarım yani. American Truck oynarım. America Truck mıydı? America Trucks Simulator mıydı? Neydi? Aynen, Euro Truck Simulator. America Truck Simulator olması lazım. Oyunları da severim. Ne kadar bir noktadan sonra bana sıkıcı gelse de tekrar deneyebilirim yani. Uzun zaman oldu onları da oynamayalı. Bir tır şirketimiz olmasın mı mesela? Burası nasıl sprint pisti ya? Hiç sprint yapamıyoruz. Sürekli viraj var. Bonus görevimizi yapmışız. Tamam, süper. Buradaki garip viraj geliyor yine. Bu arada sol altta da haritamız varmış. Onu nedense bir önceki videolarda fark etmemişim. Bu arada bu oyun bayağı seviliyormuş, onu fark ettim. Diğer videolara nazaran bu oyun videolarında daha çok etkileşim olduğunu gördüm. Yani görüntülenmelerde en azından. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız da lütfen beğendiğinizi bana gösterin ki bu tarz oyunları oynamaya özen göstereyim. Yani sizin beğendiğinizi göstermeniz benim için ekstra motivasyon kaynağı. Aynı zamanda da bir benim için bir işaret yani. Sonuçta hepimizin keyifle vakit geçireceği videolar olması için uğraşıyorum. Amaç boş vakitlerimizi keyifle değerlendirmek. Bu videoları yani başka bir amaç için paylaşmıyorum sizlerle. Yorumlarda mesela sohbet etmek için güzel bir fırsat. Yani oyuncu olduğunuzu düşünüyorum izleyenler olarak. Oyun hakkında fikirlerinizi çekinmeden bence paylaşabilirsiniz. Ben zaten bütün yorumlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki bazı tekrar eden yorumlar oluyor. Onları çok
cevaplamamaya çalışıyorum yani, çünkü kendimi tekrarlamayı sevmiyorum. O yüzden daha fazla etkileşim göstermek için bence sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Çok zor değil. Yani yorum yazmak birkaç saniyenizi alır sadece. Ya sizden tez yazmanızı istemiyorum. Şimdiden teşekkür ederim yorumlar için ve beğeniler için. Desteğiniz benim için çok önemli. Abi bu arada kaç tur oldu? Ha, bu son tur. Tamam, bitti mi? Derken bitmiş, evet. Antrenmanı bitirmek için sağ ok yönüne basıyorum abi. Evet. Yarışa gidelim bence direkt. Herhangi bir ayar da yapmıyorum zaten henüz. Henüz yapmıyorum. Henüz daha bütün dinamiklere alışamadım. Yani şimdi araba kısmına geleceğim, aracı ayarla diyeceğim. Dişli düzeni diyor mesela. Dişli düzenlerini artık ayarlayabiliyorum. Büyük ihtimalle benim şeyimle alakalı, sürücü seviyemle alakalı bu ayarları zaman içinde değiştirebileceğim. Mesela bu kavis, kep ve ön kaster ayarlarını henüz yapamıyorum. Büyük ihtimalle sürücü seviyem henüz yeterli değil. Ve diğerleri için de. Spoiler'ım belki de şeyle de alakalı olabilir. Yaptığım geliştirmelerle de alakalı olabilir. Mesela yeni bir dişli ekledim, onu düzenleyebiliyorum. Hizalama konusunda da bir geliştirme yaparsam belki de bu ayarları da değiştirebileceğim. Şimdi buradaki ayarı mesela böyle arttırıp azaltarak şey yapabiliyorum. İşte birinci viteste en fazla kaç yapabiliyorum? Hani saatte 60-68 kilometre gidebiliyorum mesela. Daha sonra 2'ye atmam gerekiyor. Onunla 99 kilometre gittikten sonra falan gibi. Bu şekilde ilerliyor. Buradaki ayarı değiştirince soldaki ayarlar da değişiyor mu? Şu kısımlar olması gereken mi acaba? Bak burada mesela çok geride. Varsayılanı alabiliyor muyuz? Hep bozdum burayı. Ha, uygula diyor. Geri diyor. Geri diyelim. Mevcut düzeniniz değişti diyor. Uygulamak ister misiniz? Hayır. Tekrar gidiyorum abi. Bir kontrol edelim. Bak burası kırmızıydı ben değişiklik yaptığımda. Demek ki iyileştirme yaptığımda yeşil olması gerekiyor. Bu ne? Bu hepsini değiştiriyor. Mesela hızlanmayı azalttık galiba. Aynen. Buradan 97'ye 4.1 saniyede çıkıyor. Mesela şu anda araç. Bunu düşürdükçe o süre azalıyor mu? Yani optimum süreyi bulmamız gerekiyor burada büyük ihtimalle. Fren mesafesi düştü. Yani 97 saatte 97 kilometre giderken sıfıra düşmesi için 30 metre yol kat ediyorum. Aynı şekilde 161 kilometre ile giderken sıfır kilometreye düşene kadar 77 metre gidiyorum gibi bir denge. Yani hızlanmayı artırabiliyorsun ama aslında fren gücünün de bir o kadar gelişmiş olması gerekiyor. Belki de fren geliştirmelerini yani maksimuma çıkardıktan sonra bu hızlanmaya sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hayır diyorum. Bakayım fren mesafesine tekrar. Çok da bir değişiklik yok aslında. Şöyle bakalım tekrar. 29.9'a 77.3. Yani çok milimetrik bir değişiklik var. Bence bu şekilde okeyleyebilirim. Deneyelim yani. Hepsi yükselmiş gözüküyor. Okey. Bir deneyelim. Mevcut düzen uygulansın abi. Tamamdır. Uygulamak istiyorum, evet. Evet abi, yarışımıza başlayalım şimdi. Yine 3. sıradan başlamak istiyorum abi. Başlayalım.
Gel döndük he. Lan lan. Biri vurdu bana. Ulan bütün dengemi şaşırttın ya. Ulan ya, ulan ya. Ulan bir anda 5. sıraya düştük. Virajlardan önce fren sıkıyorum abi. Frene basıyorum. Daha rahat dönüş sağlayabilmek için. Bu arada şanzımandaki o ayar biraz daha iyi hızlanmama sağlıyor gerçekten. Çok az da olsa. Tamam, birini geçtik. Direksiyon setinin en çok avantaj sağlayacağı nokta virajlara giriş noktası. Çünkü çok fazla düzlemeye çalışıyor. Klavyeyle kullanırken aracın direksiyonu sürekli bir sarsıntı halinde, yani böyle böyle duruyor. O yüzden direksiyon seti daha iyi araç kullanmamı sağlayabilir. De dönüş mesafesi kısıtlı galiba. Onu da ayarlayabiliyor muyuz bilmiyorum ama. Sadece 90 derece dönüyormuş gibi geliyor bana. Direksiyon. Acaba birinci olabilecek miyiz? 5 tur var. Önümdeki bayağı yakın gibi. Bakalım. Geçebilecek miyim? Geçiyorum gibi. Diğerini ama geçemeyeceğim gibi. Çünkü viraj var önümüzde. Ama virajdan iyi kalkarsam geçebilirim derken önümü kapattı. Hadi be. Tamam, geçtik ikinci sıraya. Şimdi sıra birinci olmakta. Bence oluruz ya. Daha turumuz var çünkü.
Evet, şurada yakaladım onu. Tamam. Şimdi bas oğlum. Tamam, burayı da atlattığımıza göre. Yarışı kazandık demektir. Araç seviyemiz artınca acaba ne oluyor? Belki araç seviyemiz arttıkça ayarlama yapabiliyoruzdur. Onun da açıklamasını yapsa oyun çok güzel olacak. Ya da yaptım ben mi kaçırdım? Ben genelde böyle detayları kaçırmayı severim. Biraz yüksek vitesten küçük vitese düşürürken düşürmeyi daha doğrusu ihmal ediyorum. Biraz önce 4. viteste girdim o viraja. Geç düşürdüm. Çünkü dönüşlere çok odaklanıyorum. Yani o kadar zor dönüyor ki araç. Fren sistemini de geliştirmem gerekiyor ya. O yüzden de zor dönüyor olabilir. Bir de hava filtresini değiştirdik ama. Yani hızlanmayı arttırdık ama fren zayıf kaldı gibi geldi. Belki bu yarıştan sonra onu da geliştirebiliriz. Arkamızda kimse yok lan. Görünürde yani. Haritada görüyorum da. Tamam, aldık bu yarışı ya. Çok büyük bir hata yapmadığım sürece. Evet, finish'e saatte kaç kilometreyle gireceğiz bakalım. 183. Well done. Bravo, eyvallah, teşekkür ederim. Devam et. 137 puan kazanmışım toplam, vay. Bütün bu etkinliklerde bu arada. Yani 5. etkinliğin sonunda 137 puanla tamamladım. Bayağı fark atmışım. Devam et abi.
işte bu. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.